Şimdi Hizbullah'ın operasyonlarına bakalım. İsrail'e geçit vermiyor. Peki İsrail'deki ve sahalardaki son durum nedir? Ayrıntılar geliyor ekranlara. İsrail karadan Lübnan'a girmeye çalıştı. Hizbullah'ın İsrail'in sınır ihlaline yanıtı ağır oldu. Ayta Eşşap kasabası yakınında sınırı geçen 3 İsrail tankı Hizbullah'ın güdümlü füzelerinin hedefi oldu. Alev alan İsrail tanklarındaki askerler öldü ve yaralandı. Hizbullah ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Karmiel ve Celile bölgelerini de hedef aldı. Ölen İsrail askerlerinin cenazeleri ise gömülmek için memleketlerine gönderiliyor. Son dönemde ağır kayıplar veren İsrail'de ülke çapında büyük bir moral çöküntüsü yaşanıyor. İsrail ordusu sadece son 24 saat içinde 125 İsrail askerinin yaralandığını duyurdu. Bu sayı 7 Ekim 2023'ten bu yana bir günde kaybedilen en yüksek yaralı sayısı oldu. İsrail ordusu ise kayıplarını azaltmak için insanlık dışı yöntemlere başvuruyor. Amerikalı New York Times gazetesinin haberine göre İsrail ordusu Gazze'de hayati tehlike arz eden keşif görevlerinde askerlerini riske atmamak için alıkoyduğu Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor. İsrail askerleri alıkoydukları Filistinli sivilleri Hamas mensuplarının pusu veya bu bir tuzağı kurduğuna inandığı bölgeleri önden zorla keşfe gönderdiği ortaya çıktı. Haberde bu uygulamanın giderek yaygınlaştığı ifade edildi.